C platonunda veri tabanındaki herhangi bir kolonu SQL sorgusu ile görünmesini istemiyorsanız o kolonu şifreleyerek izleyebilirsiniz. Bu özelliği kullanabilmek için ilk önce ürünün status ekranını açıyoruz. Status ekranına admin kullanıcıya giriş yapıyorum. Sol taraftaki menüden Log and Config Management Configs adresini açıyorum. Config Name kısmında Encryption Config XML seçeneğini seçiyorum. Eğer bu seçenek sizde gelmiyorsa ürünün altında Encryption Config XML dosyası yoktur. Önce bu dosyayı ekleyip daha sonra Tomcat'i restart etmeniz gerekiyor. Restart ettikten sonra Config Name kısmında Encryption Config gelecektir. Elinizde bu dosya yoksa bunu ürünün altında Sample'ın ismini değiştirerek de yeniden yaratabilirsiniz. Onun da yerini göstereyim. Apache Tomcat Webapps Logo Config System Burada Encryption Config Sample XML. Bunun adını değiştirerek yukarıdaki gibi Encryption Config XML şeklinde değiştirdikten sonra Tomcat'i restart ediyorsunuz. Daha sonra status ekranına bağlandığınızda buraya bu seçeneğin geliyor olması gerekiyor. Bunu seçtikten sonra Fields özelliği arasındaki Field kısmına şifrelemek istediğiniz alanları tek tek eklemeniz gerekiyor. Ben yapacağım örnekte cari hesap kartındaki TC kimlik numarası alanını şifrelemeyi göstereceğim. Şimdi bu bilgileri nereden alıyoruz? Onları göstereyim. Mesela normalde cari hesap kartlarının olduğu tablo ARPS tablosu. Bu alt çizgi 00 firma numarası, alt çizgi ARPS. Ama bu isimleri nereden alıyoruz? Şu alan ismini ve tablo ismini aldığımız yeri göstereyim. Onu da yine ürünün kurulu olduğu yerde logo webapps logo klasörü altındaki şema klasörünün altında unDB XML. UnDB XML tablosunun içindeki ARP tablosunu aratıyorsunuz. Şu şekilde ARPS arattığınızda gördüğünüz gibi name kısmında FIARP cards. Bunu status ekranındaki table name'e yazıyoruz. Sonra gizleyeceğimiz alan adını da aşağıdaki listeden gördüğünüz gibi ID TCNO'nun name kısmında yazan bilgiyi de status ekranındaki ID TCNO kısmına yazıyoruz. Şimdi buradaki encrypted özelliğinin true olması gerekiyor. Bunu true yapıyorum. False yaparsanız şifrelenmiş bir alanı tekrar şifresiz hale getirmiş olursunuz. Ben şifreleyeceğim için bunu encrypted eşittir true yapıyorum. True yaptıktan sonra buraya istediğiniz kadar alan ekleyebilirsiniz. Ben bir tane örnek göstereceğim için tek alan var. Bunu kaydediyorum. Kaydettikten sonra bu özelliğin geçerli olabilmesi için Tomcat'in restart edilmesi gerekiyor. Buradan Tomcat'imi restart ediyorum. Evet, restart işleminden sonra yapmamız gereken ilk işlem de tablo güncelleme yapmak. Kurum tablo güncelleme. Kurum tablo güncelleme yapılmaz ise veri tabanındaki bu alan şifrelenmeyecektir. Şimdi tablo güncellemeyi yapmadan önce o alanın şifreli olup olmadığını görelim. Gördüğünüz gibi TCNO alanı SQL sorgusuyla açıkça görülüyor. Şimdi admin'e gidelim. Admin'den kurum tablo güncellemeyi başlatalım. Üzerine geliyorum. Tabloları sürüme göre güncelliyorum. Bu işlem de uzun süreceği için burayı keserek göstereceğim. Evet, tablo güncelleme tamamlandı. Şimdi gidelim tekrar aynı sorgumuzu çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi yukarıdaki 3 tanesi normalde gözüküyordu. Artık bütün alanlar şifreli bir şekilde gelecektir. Şimdi gidelim. Bir de ürünün içinde bu nasıl görünüyor? Cari hesaplar browser'ımızı açıyoruz.
bizim örnek cahimiz veri tabanı şifrelemeydi. Evet, ticari bilgiler tabında gördüğünüz gibi TC kimlik no alanı düzgün görünüyor ama veri tabanındaki sorgu da şifreli gelmektedir. Siz de istediğiniz alanları Encryption Config XML'e ekleyerek veri tabanı kolonlarını şifreleyebilirsiniz.